Evet arkadaşlar, örneklerimize devam ediyoruz. Asal sayı bulma C++ kodunu yazacağız. Bu sayıyı kullanıcıdan alalım arkadaşlar. O sayının asal sayı olup olmadığını test edelim. Ve integer sayı diye değişken oluşturacağım arkadaşlar. Bir de asal mı değil mi bul sonuç true diye bir değişken oluşturayım. Şimdi sayıyı alalım arkadaşlar kullanıcıdan. Sayı girin diye. Sayımızı aldık. Bu sayı asal mı değil mi onu test edeceğiz. Onun için bir for döngüsü oluşturayım arkadaşlar. Integer i eşit olsun. 2'den başlasın. Çünkü asal sayının kuralı neydi? 2 ve diğer sayılar kendisini bölüyorsa o sayı, o sayı asal değildir. i 2'den başlatıyorum. i küçük olacak sayıdan i artı diyeceğiz. Burada bir if şartıyla bu sayıyı kıyaslayacağız arkadaşlar. Sayı, kullanıcıdan aldığımız sayı mod i eşit eşit sıfırsa, yani sayı aldığımız, bu kullanıcıdan aldığımız sayı herhangi bir 2'den sonraki sayılara ve 2'ye bölünüyorsa bu sayı asal değildir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Şuradaki sonuç mantık true olarak belirlediğimiz şeyi sonuç false yapalım. Ve artık döngünün devam etmesine gerek yok. O yüzden bir ekleyerek de döngüden çıkalım. Şuraya for'dan sonra if şartıyla bunu kıyaslayalım arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığımız bu sayı asal mı değil mi? Onu da şuradaki sonuç değişkeninden anlayacağız. Sonuç eşit eşit true ise bu sayı asaldır. O yüzden sayıyı yazalım. Asaldır diyelim. Diğer durumda ise yine sayı yazalım arkadaşlar. Asal değildir diye. Tamam arkadaşlar. F11'e basıyorum. Bir sayı girin. 20'yi girdim, enterladım. 20 asal değildir dedi. Doğru. Bir de asal sayı girelim arkadaşlar. 19 enterladım. 19 asaldır dedi. Bir asal sayı daha girelim arkadaşlar. 7 diyorum. 7 asaldır. Şimdi bunu biraz daha geliştirelim arkadaşlar. Kullanıcıdan aldık ama birden 100'e kadar olan asal sayıları listeleyelim. O yüzden şurada bir while oluşturacağım. Sayı küçük ya da gene bir değişken oluşturayım. Integer a eşittir 2'den başlasın. A küçük olduğu sürece 100'den diyelim. Şöyle bir while oluşturdum şurada. Bu while'in içerisinde şu kodları taşıyacağım arkadaşlar. Şunları şöyle taşıdım. Tamam. Şimdi burada ne yaptık? Sayıyı kıyasladık. Sayıyı şurada A'ydı. Burada sayıyı A değişkenini alalım arkadaşlar. Her A artacak zaten. A'yı en son while şurada bitiyor. Bitmeden önce A artı diyelim. A'yı artıralım. Burada 2'den 100'e kadar tüm asal sayıları bize listeleyecek. Şurada if kısmında true'ysa dediydik. Bunu else'yi silelim. Sadece asal sayıları yazsın. Tabii şurada sonuç true dedik ama while'ın başına geldiği zaman, şurada while'ın başına geldiği zaman sonucu gene şey yapalım arkadaşlar. True yapalım. Gene aynı şekilde başlasın. Her sayıda sonuç true olarak başlasın. Eğer sonuç false'sa if'e takılıp kalacak ve for'dan bir ekle çıkacak zaten. Şu boşluğu da alıyorum arkadaşlar. Ve bir F11 ile test edelim. F11'e basıyorum arkadaşlar. Şu an kodlar çalışıyor, değerlemeye çalışıyor. Ekranımıza gelecek. Bir sayı girin, o kısmı silelim arkadaşlar. Çünkü sayı girmeyeceğiz. Tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Şu an listelemeye çalışıyor ve listeledi arkadaşlar. 2'nin asal olduğunu, 3'ün asal olduğunu, 7'nin asal olduğunu sıraladı. Burada en son 97 asalmış. Burada kaç tane asal sayı varmış onu da şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Bir şurada değişken oluşturuvereceğim hemen. Int sayı aç diyeyim. Başlangıç değerde sıfırdan başlasan. Şurada if yaptık sonuç true'ysa diye. Bunu bir parantez açacağım. Şunları
Bunun için taşıdım arkadaşlar. Bir de sayacı artıralım. Yani bu sayı asaldır. Ayrıca sayacı da bir artıralım. En son sayacı da yazdıralım arkadaşlar. Döngüden sonra önce endline diyeyim, satır başı yaptırıyorum. Toplam asal sayı adeti diyelim arkadaşlar. Ve buraya sayacı da yazdıralım. Yani 1'den 100'e kadar, 2'den 100'e kadar toplam kaç tane asal sayı varmış onu da görelim. F11'e bastım arkadaşlar. Toplam 25 adet asal sayı varmış arkadaşlar. Şu 100'ü 1000 yapmak istiyorum arkadaşlar. 1000'e kadar asal sayılar listelesin. Tekrar F11'e bastım. Gördüğünüz gibi en 1000'den önceki en büyük asal sayı da 997'ymiş. Toplam asal sayı adeti de 168'miş. Şöyle başa kadar tekrar gidiyorum. Gördüğünüz gibi 2'den başladı. Asal sayıları bize listeledi. Evet arkadaşlar, bu uygulamamız da bu kadardı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.